O zaman huzursuzlukların temelinde bu kanaat etmemek mi yatıyor hocam? Çoğunlukla. Çoğunlukla. Şimdi buradan farklı algılar çıkmasın diye bir yanlış iletişim örneği söyleyeyim. Çünkü bir şeyi anlattığınız zaman bu her fotoğrafa uymayabilir, uymaz. Her aile sistemine uymaz. Evet. Siz kanaat ediyorsunuz, eşiniz kanaat etmiyor. Evet. Sürekli daha çok alma, daha çok harcama. Evet. Hanımefendi diyor ki bak yeter. Yeter ya, bununla yetiniyoruz, bunun daha pahalısına ihtiyacımız yok. Ama beyefendi istiyor. Ama bunun bir başka versiyonunu da hanımefendiler daha çok istiyor. Ya da beyefendi zaten evdekilere yeteri kadar vermiyor. Annesi istiyor oraya yağdırıyor. Yeğeni istiyor oraya yağdırıyor. Kardeşi istiyor oraya yağdırıyor. Oysa onların evinde olan kendi evinde yok. Kendi evindeki en acil ihtiyaçları bile gidermiyor. Sürekli paraları oralara veriyor. Giyimine, kuşamına veriyor. Evi ihmal ediyor. Diğer yerlere veriyor. Şimdi burada bir tarafta sürekli tahrip eden, sürekli öfkeyi, nefreti, belki kini, belki huzursuzluğu hem besleyen hem de bunun devamını getirecek şekilde davranan yanlış bir yaklaşım biçimi var. O yüzden de her söz, her bilgi, her durum için aynı olacak demek değildir. Bunlar çok kadim, çok genel doğruluğuna inandığım bilgiler. Fakat patolojik bir durum varsa, psikopatoloji varsa, o durumu o fotoğrafı gördükten sonra netleştirmek lazım. Bu herkese uyan bir fotoğraf. Herkesin evine, herkesin yüreğine, herkesin anlayışına iyi gelecek bir şey. Ama bunu yapamayacak şartları olabilir. Bunu yaptığı halde sonuç alamadığı durumlar olabilir. Bilmiyorum insanlar. Her türlü o kadar zor şartlarda yaşayanlar var ki. Ama biz normali bilirsek, şartlarımızı Allah'tan yardım ederek, Rabbimiz buyuruyor ki sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Rabbimizden sabır ve namazla yardım isteyerek ayaklarımızı helal dairesinde ve doğru düşünme çerçevesinde razı olacağı bir halde tutması için dua edeceğiz. Evet. Peki duadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona gelecektim. Dua edeceğiz. Dua aslında değerli hanımefendim, soru ne yapacağımı buldurmak için olmalı. Doğru soru. Bu durumda bana ne düşüyor? Sorularım buna yönelik olmalı. Dualarım da o duruma uygun adım atmak için olmalı. Ya Rabbi nasıl düşünmem gerekiyorsa bana onu nasip et. Bunu da gene kendimle ilgili bir dua değil mi burada da? Kesin. Kendimle ilgili bir dua. Çünkü insan insana tesir edemiyor. İnsan insanı değiştiremiyor. İnsan insanın nasıl davranacağını öngöremiyor. Konuşsa bile etkileyip de eski normal haline döndüremiyor. Çoğunlukla. O zaman ben bu durumda bana ne düşüyor sorusunu soracağım. Evet. Niyet tutarak sadaka vererek. Ya Rabbi dilimi düzeltebilmem niyetine, halimi düzeltebilmem niyetine. Eşimin böyle davranmasında benim bir dahlim varsa onu bana fark ettirmem ve davranışlarımı düzeltebilmem konusunda bana yardım etmen niyetine. Ya Rabbi eşimin de zarar görmemesi, benim de zarar görmemem için nasıl yaklaşmam gerekiyorsa bana onu nasip etmen niyetine. Ya Rabbi eşimin bu düşüncelerini şu anki anlayışıma göre yanlış buluyorum. Onun daha doğru düşünmesi için benim yapmam gereken şeyler varsa bana onları nasip etmen niyetine gibi kendime yönelik dualar ettiğimde, Allah'tan yardım istediğimde ve bunun için öğrendiğimde, bunun için gerektiğinde tek başıma danışmanlık aldığımda, eşim gelmiyor diyor, sen tek başına yardım al diyor. Evet. Çünkü insan kendisinden sorumlu. Tek başına destek aldığında, doğru davranıldığında Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi bizimle olacaktır. Nasıl olacaktır onu Allah bilir ama öngörülerimi söyleyeyim. Bir, gönlü o kadar genişleyecek ki Allah-u Teala artık eşinin sıkıntısını ona sıkıntı gibi hissettirmeyecek. Zayıf taraflarını güçlendirecek. İki, öyle doğru davrandıracak ki eşi tamamen düzelmese bile biraz daha ehven, biraz daha yatışmış bir hale gelecek. Bir diğeri, Allah onun samimiyeti, samimiyetle bağlanması ve doğru davranması neticesinde Fussilet 34'ü tecelli ettirecek. Karşısındaki eşi ona yar edecek, yeniden yar edecek, yeniden dost edecek.
Allah'ın hangi durumda neyi nasip edeceğini bilmiyoruz. O tecelliler ona ait. Ama ben Allah'ım sen ne istiyorsan ben onu yapmak istiyorum. Sen bana güç ver. Sen bana yardım et. Benim bunu yapmam konusunda irade gücümü, azmimi, kararlılığımı artır bana sebat nasip eyle. Fehmettiğim, aklettiğim doğru davranışlarda diyeceğiz. Ve doğru insanlarla birlikte olmak doğru bir ahlakın beslenme kaynaklarından en önemlisi. Sağlam kitaplar ve sağlam dostlar, sağlam insanlar, sağlam ahlak için olmazsa olmaz iki şey. Bir de dualarımızı ilave edeceğiz. Üç sacaya. Dolayısıyla değerli hanımefendi, biz bize düşeni yapacağız. Fakat burada şunu da altını çizerek belirtmekte fayda var. Her zaman bu kadar ideal davranmak bizim yapabileceğimiz şey olmayabilir. Birinde yaptım, ikincisini yaptım, onuncusunu yaptım, on birincisinde küt diye düşebilirim. Hı hı. Hiç beklemediğim davranışlar yapabilirim. Eserim yarım, ben de bir insanım. Ben de bir insanım. Diyeceğim ki ya şimdi biraz sınır açtık ama ya Rabbi sen bana yardım et deyip yolumuza devam edeceğiz. Ben bunu nasıl yaptım demeye gerek yok, insanım onun için. Ve burada kendimizi de suçlamamak gerekiyor değil mi hocam? Özellikle genel davranışlara sürekli ideali yakalamaya çalışan insanlar nezdinde baktığımızda hani bazen o kişi de iyi olanı yapmak istemeyebilir veya artık takati kalmamış olabilir. Siz hep programlarımızda anlatıyorsunuz. Evet bizler hep en ideal olanı anlatıyoruz ama en nihayetinde insanız. Yapamayacağımız zamanlar olabilir ve o yapamayacağımız zamanlarda da kendimize suçlamadan ve aynı zamanda karşı tarafın da belki bizi suçlamasına izin vermeden hayatımıza devam edebiliriz. Bu da önemli. Çünkü hani bazen yaparsınız yaparsınız ama duraksadığınız o anda karşı taraf sizi suçlamaya böyle sanki hazır bekliyor gibidir. Ama öyle durumlarda da biz de kendi hakkımızı korumamız gerekiyor sanırım. Değil mi? Bizim de kendimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Onun için de İnsanın tabiatını, insanın doğuştan getirdiği fıtri özellikleri bilirsek, kendimizi hoş gördüğümüz gibi karşımızdakini de hoş görürüz. Kırılıp un ufak olmayız. Alvarlı Efe Hazretleri'nin söylediği gibi, incidenden, incinme incidenden. Kemal de noksan imiş, incinen incidenden diyor yani. Ben kırılmayacak derecede insanı tanımak, Allah'la ve onun güzel Habibi ile irtibat halinde, bir ayetlerle, hadis-i şeriflerle, sünnet-i seniyeyle hem hal olarak süreci yönettiğimde beslenme kaynaklarım canlı, taze, Allah'ın izniyle beni tutacak, koruyacak bir biçimde. Bir de arkadaş gruplarında ayet çalışmaları, hadis çalışmaları, siyer, peygamberlerin hayatı, eşlerinin hayatı bunlar sürekli gündemimizde olunca birisinden bir örnek, ay ne kadar güzel, ben de böyle yapayım. Bir yerden bir güzel davranış biçimi gördük. Allah'ım bunu bana da nasip et. Ben de bunu böyle yapayım. Mesela bazı işte konferanslardan sonra Salih Hanım söyledikleriniz o kadar aklıma yattı ki gider gitmez eşime onu sevdiğimi söyleyeceğim. Ona özel giyineceğim, ona özel süsleneceğim, ona özel sofra kuracağım diyor. İşte bu öğrenmedir. Bilgiden ahlak çıkarmadır. Bu bir insan için olmazsa olmaz olmalı. Dünyanın kitabını okuyor. Aynı dil, aynı üslup, aynı davranış. Yani kitabı niye okuyorsun? Kitabı niye okuyorsun? Zihnine yük etme bari. Yani yük etme bari derken okuma demek istemiyorum kesinlikle. Ama yük oluyor. Malumatlar yığını oluyor ve zihnin kapasitesini daraltıyor. Oku hayata geçirme. Oku hayata geçirme. Ondan sonra onlar unutuluyor. Ben çok okudum ama hiç faydasını göremedim gibi oluyor. O yüzden de biz aciz olduğumuzun, tabiri caizse bıçağın sırtında olduğumuzun, her an yaşımız, başımız, ilim seviyemiz ne olursa olsun düşme riskiyle burun buruna olduğumuzun farkında olacağız. E ben böyleysem karşımdaki de öyle. O zaman ne kırayım ne kırılayım. Beni diyelim ki çok kırdı. Ya Rabbi o düştü onu kaldır. Benim de düşmeme engelle. Benim de düşmeme engel ol diyebilmeliyiz. İşte biz olmak bu biliyor musunuz? Biz olmak sadece ailede de olmuyor. Kardeşiz ya biz. Allah bizi kardeş yaptı. Toplumda da böyle olmalı. Bir arkadaşıma da böyle davranmalıyım. O da benim canım. Bir büyüklerime, kayınvalideme. Olmalıyım, öyle olmalıyım. Gelin hanımlar kayınvalideleriyle barışırlarsa psikolojik bünye dirençlerini artırıcı en önemli
avantajı yakalamış olurlar. Ve huzurlu aile ortamı içinde en gerekli olan kesinlikle şeylerden bir tanesi kesinlikle sanırım, değil mi? Kayınvalide ile barışmak. Kesinlikle. Burada bir şey aklıma geldi. Şükürler olsun Rabbime. Hasta ziyareti insanı o kadar huzurlu yapıyor ki. Yetimlerle birlikte olmak. Karşılıksız ve sadece Allah'ın bizden razı olması için yardım edebilmenin bir şeref olduğunu. Evet. Yardımın benden çıkması. Ya Allah benim rızkımdan çok değer verdiği bir kuluna bir pay ayırdı. Verebilmeyi bana nasip etti. Mal o kadar kıymetli ki. Benim ilk önceden, şimdi bunu komedi diye anlatıyorum. Sadaka vermeye kendimi alıştırmak istiyorum yıllar önce. Ama zor geliyor. Evet. Aklıma bir rakam geliyor. Yok o kadar olmasın diyorum. O kadar minik minik sadaka verdim ki şaşarsınız. Evet. Şaşarsınız yani. Ay bu kadar mı ol verir? Ama iyi ki de öyle başlamışım. İyi ki de öyle başlamışım. Azı vermeye devam ettikçe Allah daha iyisini nasip ediyor. Yaptığınızı küçümsemeyin. Bütün büyük yolculuklar, bütün uzun yolculuklar tek adımla başlıyor. Yola girmekle başlıyor. O yüzden de yaptığınızı küçümsemeyin, yeter ki devam edin. Amelin az da olsa devamlısı hayırlıdır, faydalıdır buyuruyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarımızı kılarken, abdestli dururken, Kur'an-ı Kerim okurken, işte ben günde şu kadar sayfa kitap okuyacağım. Tamam, o kadar okuyamadım. Bir sayfa okuya, bir ayet okuya, azar azar, o kadar olsun, o kadar olsun, sen bir başla, bir sürdür onu. Az da olsa bir alışkanlık olduğunda o kendi rayına giriyor. Bir de bakmışsın ki Allah o azı çoğaltmış. O az sadakayı çoğaltıyor. Gönlünü ferahlatıyor insanın. Şunu da çok heyecanla ve çok yürekten gelerek söylüyorum. İnsan alarak değil, vererek insan olur. Değerler verildiği zaman çoğalır. Beklendiği zaman değil. İnsandan beklersek daha çok bekleriz. Bugün keyfi yerinde verir, yarın keyfi yerinde değil, vermez. Ben niye benim gibi aciz birinin bana vermesinden bekleyeyim? Ben Allah'tan beklerim, ondan da isterim ama bilirim ki Allah dilerse ona verdirecek. Ben görevlerimi yaparım, söylerim, hatırlatırım ama olmadığı zaman da belki de Allah benim bu noktadaki aceleciliğimi törpülemek istiyor. Evet. Belki Allah benim sabretmemi istiyor. Belki orada benim başka yapacaklarım var, onu yapmamı aklettirmek istiyor. Her durumun bana öğrettiği şey vardır. Her durumda bana düşen bir şey vardır. Ben her durumun Allah buradan ne öğrenmemi istedi? Allah bununla ne yaparsam süreci daha iyi yönetebileceğimi bana düşündürmek istiyor. Burada ne yapabilirim dediğimde her olaydan kendime bir ders çıkarmak gibi bir zenginliği Allah bana nasip ediyor, öğretiyor. Evet. Namaz öğretir, abdest öğretir, sabır öğretir, birisine sevgiyle bakmak öğretir. Ya benim yüreğimi dünyalar içine alacak kadar genişletiyor. Kaç kişiyi seviyorsam yüreğim o kadar ferah oluyor. O kadar hafif oluyor, o kadar içten gülüyorum, o kadar böyle koşarak, sekerek iş yapıyorum. Yüreğim hafif. Yüreğime Rabbül Alemin'in tecelli edebilmesi için oranın temiz olması gerekiyor. Temiz olmayan kalbe temiz olan Allah tecelli eder mi? O zaman ben diyorum ki ya Rabbi temizlemeye çalışıyorum. Ne olur gel, ne olur tecelli et.